Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mayasız bir poğaça tarifim var. Hemen 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli kıyır kıyır bir poğaça oldu. Hemen tarifimize geçelim. Sizleri hiç bekletmeyelim. Poğaçanın hamurunda biraz katı yağ kullanacağız. 100 gram tereyağı ile margarini ben ikisini birlikte koydum ve erittim. Eriterek kullanacağız. Hemen yoğuracağım kaba alıyorum. üzerine bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta kullanacağım. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını da hamura ekliyorum ve bu malzemeyi iyice bir karıştıralım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Dediğim gibi mayasız bir poğaça yapacağız. Hem çok lezzetli hem de pratik oluyor bu tür poğaçalar. Hemen aklınıza geldiği an yapabilirsiniz. Ee, kabartma tozunu da ekledikten sonra un ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 3 su bardağını ekleyin. Daha sonra da yanınıza 1 e, su bardağı da un alın. Yavaş yavaş ekleyin kalanını da. Çünkü un miktarı çok az da olsa değişkenlik gösterebilir. Ben önce biraz spatula ile karıştırdım. hemen ikinci su bardağını üçüncü su bardağın ekliyorum dördüncüyü de yanıma aldım karıştırıyorum yumuşak bir hamur yapacağız zaten çok sert olmayacak Şimdi artık elimle yoğuracağım. Bundan sonra unu yavaş yavaş ekleyelim. Ben de böyle yavaş yavaş ekledim, yoğurdum. Hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videomun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu küçük hatırlatmadan sonra hemen videomuza tekrardan dönelim. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğuruyoruz. Üç buçuk su bardağı un kullandım. Bakın şöyle üç buçuktan birazcık daha fazla aslında. Hani 3,5-4'e yakın kullanın sizde. Bu örneğin mesela yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. Tereyağı kullanırsınız, sadece margarin kullanırsınız. Bu ölçüler çok az da olsa oynaklık gösterebilir. Bu kadar un kaldı dördüncü su bardağından. Bakın yumuşak bir hamur yaptık. Şimdi artık poğaçaya şekil verelim. Ben beyaz peynir kullanacağım. Tabii ki isterseniz bu poğaça hamuru çok lezzetli oluyor. Böyle boş da yapabilirsiniz. daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Arasında zeytin, kaşar peyniri gibi. Biraz elimle açtım. Hamurdan aldım küçük bir parça. Ben küçük küçük şekil verdim. Beyaz peyniri koyduktan sonra böyle ortada birleştirdim. Bu kısım zaten altta kalacak. Ben poğaçalarda bu şekli çok seviyorum. Çok da kullanıyorum. Hemen yine gösteriyorum. Zaten biraz da kabaracağı için çok büyük büyük yapmadım poğaçaları. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu poğaça. Evet böyle şekil verelim. Poğaçaların hepsine şekil verdim. Bir tepsi çıktı. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürelim. Bir tane yumurta sarısının içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ da poğaçaların üzerinin böyle güzelce parlak parlak olmasını sağlayacak. Ee, hemen poğaçaların hepsine sürüyorum böyle bolca sürelim. Birazdan çörekotu ve susam da atacağım. İsterseniz tabii ki hani atmayabilirsin ama gerçekten güzel oluyor poğaçaların üzerinde. Şimdi böyle hepsine bolca sürüyorum. İsterseniz böyle bu halinde yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla üzerine çizik atarsanız da piştiği zaman güzel olur. Ben çörek otu ve susam kullanacağım için bunu yapmadım. böyle bolca sürüyorum. Yine kanalımı incelerseniz bunun gibi mayalı, mayasız simit, poğaça, pizza, poğaça gibi birçok poğaça tarifi kanalımda var. İsterseniz oradan bakıp e, çeşitlendirebilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi yumurta sarısını sürdüm ve üzerine çörek otu atıyorum, susamla ikisini birlikte karıştırdım. Şöyle biraz da bundan atalım. Fırınımı da 200 derecede önceden açtım. Isınıyor. Fırınınızı mutlaka sıcak yapın. Isınsın. Hemen ısınan fırına koyacağız. Çok kısa sürede de zaten pişiyor. Mayalama derdi olmadığı için çok kısa sürede yapabilirsiniz bu poğaçayı. Hemen atıyorum hepsini. Şimdi poğaçaları ısınan fırına koyacağım. Şöyle 20-25 dakika kadar. Tabii ki yine kontrollü olun. Pişireceğiz. Güzelce kızarsın. Kızardıktan sonra çıkarabilirsiniz. Ve poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şekli, görüntüsü harika oldu. Mis gibi. Şu anda sıcaktı ama yine ben sizlere gösterdim içini. Gerçekten çok lezzetli oldu ve çok pratik bir poğaça. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.